İyi günler. Hocam ben yalancı şahitlikle alakalı bir sorum vardı da. Dinliyoruz. Benim çocuğum makine mühendisi. Bir yıl önce arkadaşının birini işten çıkarmışlar. Bunları da sormadan şahit olarak yazdırmışlar. Adam tazminat için dava açmış. Benim çocuğa demiş seni şahit yazdırdık iki arkadaşı. Bu da demiş hani ne sorulacağını biliyorum anne diyor. Hani maaşımızla alakalı sorulacak. Bunların maaşını da ikiye bölüyorlar vergiden düşmek için. Vergi vermemek için. Yarısını elden yarısını bankadan veriyorlar. Bana hakim orada yeminini sorduğunda ben nasıl maaş aldığımı söylerim. Yalan söylemem. Yalan yere yemin edemem. Demiş yani orada. Öyle deyince o zaman biz de seninle yollarımızı ayırırız dediler. Çocuğu işten çıkardılar. Şimdi çocuk da arkadaşlar da sıkıştırmış. Boşver. Söyleme. Yalan söyle diye. Bu da evime haram lokma sokmak istemiyorum anne dedi. Korkuyorum yalan yere şahitlik etmekten. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye şey yapınca ben de size danışmak istedim. Yalan yere şahitliğin hükmü nedir? Hani yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı? Tekrar çağırırsa... Tamam, başka sorunuz var mı? Kararsız. Yok, teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. Oğlum bir yerde çalışıyor, makine mühendisiydi. İşte oradan birisi işten atılmış, o da mahkemeye vermiş. Mahkemede şimdi şey yapılacak. Yani çocuğun haberi yokken şahit yazılmış. Şimdi devlet hemen hemen özel tüzel bütün şirketlerde artık sigortalı veya sigortasız dönemi bitirdi. Yakinen takibe aldı. Dolayısıyla devletin bu aldığı tedbirler ayrıca maaşlar da hani söylüyorlar ya şeffaf olacak. Devlet onu da aynı şekilde başardı. Şu anda bırak aynı şekilde çalışanın maaşını emekliler dahil olmak üzere yani alışveriş yaptığın zaman bile bir ev satsan, tarla arsa satsan bile bu bile şeyin üzerinden geçecek artık. Bankanın üzerinden geçiyor. Yani senin hesabına ne girdi ne çıktı devlet oturduğu yerden baktığı zaman işte devlete gittiğinde borcun mu var, derdin mi var, senin üzerinde arsa mı var? Ha ya Mustafa Bey bir gün bak o aslı yok yaylasından koyunlar, bahçeler falan var mı yok mu devlette bir bak ya. Bakmadım mı sanıyorsunuz hocam? Baktım ama işlememiştiler oraya. İşlememişler değil mi? Ya ben de baktım da aslı yok yaylasından 300 koyunum vardı çocukluğumda ama hiç işlememişler ya. Şimdi bunların hepsi şeffaf bir şekilde görülüyor. Dinleyicimiz de diyor ki yani benim oğlumun çalıştığı yerde hala o kurum maaşın yarısını elden veriyor, yarısını banka üzerinden gösteriyor. Banka üzerinden gösteriyor. Yani yarısı şeffaf, yarısı kapalı. Bu da açığa çıktığı zaman devlet o kurumun üzerine çöker. Cezayı da aynı şekilde bindirir. Dolayısıyla kurum tehdit ediyor çocuğu. Diyor ki yalan söylesen yollarımızı ayırırız. Çocuk da hani diyor ki orada yemin ettirecek ve dolayısıyla ben yalancı şahitlik edemem. Şimdi dedi doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Efendim çocuk doğru yapmış. Allah-u Teala doğruların yardımcısıdır. Yalan yere yemin etmek, yalan aynı şekilde söylemek, yalancı şahitlik yapmak çok büyük haramdır. Yalanın kendisi çok büyük haram. Bir de şahitlik yapacaksın. Allah-u Teala korusun. Bir söz vardır bizde. Yalancının mumu yassıya kadar yanar. Devlet orada şüphe ederse onu çözer. Devletin çarkı yavaş çalışır. Ama çalışmaya başladığı zaman da sen de kalırsın altında, o şirkette kalır altında. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Dolayısıyla çocuk doğru yapmış, dinimizin emrine uygun hareket etmiş ama efendim işine son vermişler. Allah-u Teala doğruların yardımcısıdır. Cenab-ı Hak daha güzel, daha iyi hem çalışabilecek hem de maddeden imkanları daha güzel bir yer ihsan eder inşallah. Onun için üzülmesin ve verdiği karar doğru, kararın arkasında dursun. Çocuk gerçi siz söyleneceği söylediniz de çocuk şöyle de yapabilir, onları da tehdit edebilir. Yani beni bu sebepten dolayı işten çıkardılar diye sizi şikayet ederim derse neticede gene onlar zarar görürler yani. Onlar zarar belki çıkarmayabilirler, evet. Yani şey itibariyle ama doğrultan ayırmamak lazım.
doğruluktan ayrılmamak lazım. Bizim zamanımızda okuma kitapları vardı. Okuma diyorlardı. Biz de okuyorduk ama. Onlar okuma diyorduk, biz okuyorduk. Orada bir hikaye anlatılırdı. Yalancı çoban hikayesi. Sizin zamanınızda da var mıydı bilmiyorum da. Adam geliyor ki de bir zırt mıdır. Kurt sürüye saldırdı, kurt sürüye saldırdı falan. Yetişin diyor. Yani yetişin diyor. Gidiyorlar birkaç defa. Yok. En sonunda gerçekten kurt saldırmış. Adam bağırıyor. Ya diyor, kurtlar saldırdı, sürü gidiyor. Gidiyorlar ya, bu yalancı. Buna inanılmaz. Buna inanılmaz. Yani o söylediği doğruydu. O söylediği doğruydu ama hani bir kimsenin ismi çıkarsa 9'a inmez 8'e derler. Yalancılığıyla tanınan, maruf olan bir kimse artık kime inandırabilecek? Bu dünyadaki, bir de bunun ahiretteki var. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir tane de böyle yalancı şahitlerle alakalı İstanbul için olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Bir hikaye anlatılır da işte Beyoğlu'nda vaktiyle bir zamanlar bir yalancı şahitler kahvehanesi varmış. Adam birisine de şahit lazımmış. Ya nerede buluruz, kime söyleriz falan. Ha demişler, falan yerde bir kahve var. Parayı verdi, onlar istediğin şekilde şahit. Tuttuğunu götür. Tuttuğunu götür. Neyse, oraya doğru giderken kahvede bakmış bir tanesi, birisi geliyor. Ha, onlara göre müşteri. Hemen kapıda buyur beyim demiş. Ne var demiş. Ne var falan. Alacak. Demiş, vermedim ona musuz daha demiş şeyi. Demiş ya, ben borçluyum. Beyim demiş, kaç defa ödeyeceğim demiş ya. Yani ben hazırım. Her duruma göre şahitlik yapabilirim. Her duruma göre şahitlik yapabilirim. Allah-u Teala böyle olmaktan da hepimizi muhafaza buyursun. Böyle olmaktan da muhafaza buyursun. Toprağın altı var. Bunun hesabı var. Belki bugün insanları kandırırsın. Yalancı şahitlik yapmak suretiyle dolandırabilirsin. Veyahut da 3-5 kuruş elde edebilirsin. Yahut da bir makam sahibi olabilirsin. Ama onların da hepsi bir gün elinin altından kayar gider, hesabı da sana kalır. Allah-u Teala muhafaza buyursun.